TGRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, sandıktan evet çıkacağı konusunda hiçbir tereddütünün olmadığını söyledi. Evetler konusunda, evet sonucunun çıkacağı konusunda benim hiçbir tereddütüm yok, rahatım. Orasını karıştırmayın. Peki. Evet dediğin 50 evet. Artı 1'dir. 50 artı 1'dir. Allah ne verirse, evet. Onun üstüne. Onun üstünü din bereket artık... demokrasi. Başbakan Yıldırım tek adam eleştirilerine de yanıt verdi. Sayın Baykal, Sayın Kılıçdaroğlu, evet. Efendim diyor ki Kaddafi, Esed, Saddam gibi evet. Tek adam. Aynen 3 örneği vererek onun böyle üzerinden bir şey olabilir mi ya? Bu, Kaddafi, Saddam gibi tek adam. Bu Türkiye'ye, Türk halkına hakarettir. Şiddetle reddediyorum. Yani siz nasıl Türkiye'yi 94 yıllık demokrasi deneyimi olan ve 1950'den beri de çok partili hayatı benimsemiş olan ve o günden bugüne 48 hükümet kurmuş, kuruluştan bu tarafa 90-65 hükümet kurmuş bir ülkeyi getiriyorsunuz Kaddafi, Esed, Saddam'la yan yana koyuyoruz. Bu bizim halkımıza hakarettir. Başbakan Yıldırım terörle mücadele konusunda da kararlılık mesajı verdi. Biz bir kere bu işe baş koyduk. Yani bu terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden... Başbakan olduğunuz gün söylemiştiniz evet, bunu efendim. Evet. Biz bu terör gündemden çıkartacağız dediniz. Evet. Bu terör örgütünü ülkenin gündeminden düşürmek istiyoruz. Bunun için kışın ara vermedik. Yaz kış demeden, gece gündüz demeden peşlerindeyiz. Mücadelede hiçbir rehavetimiz yok. Ama zorluğumuz ne? Zorluğumuz Suriye ve Irak'ta yaşanan savaş ve iç karışıklık. O iç karışıklık yüzünden sığınmacılarla birlikte aralarına katılarak gelenler oluyor. Onlarla ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz ama Allah'a şükür büyük oranda olay kontrolümüz altında. İyi bir noktaya geldi. Evet. Ama efendim... bitti diye diyemiyoruz, çalışacağız. Çünkü bu yapı tek başına hareket eden bir yapı değil. Bunları öyle veya böyle destek aldıkları dış çevreler var.